Merhaba, bu videoda Qt ile SQLite kullanımını anlatacağım. Her zaman olduğu gibi öncelikle projemizi oluşturuyoruz. Sadece MinGV kitini seçiyorum. Next ve Finish deyip projemi oluşturdum. Öncelikle SQL dosyalarınızı nasıl kontrol edebileceğinizi anlatalım. Bunun için Firefox üzerindeki SQLite Manager eklentisini kullanacağız. Bunun için Firefox 22.0 versiyonunu kullanmanız gerekiyor. Bunu ayrı olarak bu adresten indirebilirsiniz. Tabii dil seçeneklerini de seçebilirsiniz. Burada ekranda biraz sorun oluyor o sayfada. Kusura bakmayın. Ardından Firefox'u açıp SQLite Manager aramasını yapıp gördüğünüz linkteki adresten sayfayı açıp Add to Firefox butonuna tıklayarak Firefox ekleyiniz. Araçlar bölümünden SQLite Manager'ı açınız. Gördüğünüz pencere açılacaktır. Buradan Database sekmesinden New Database butonuna basıyorum. Öncelikle ismini yazmamızı istiyor. Dosyayı nerede oluşturacağını soruyor. Onu da seçelim. Klasörü seçtim. Veri tabanı oluşturuldu. Tables'a sağ tıklayıp Create Table butonuna basıyorum. Karşınıza bu pencere gelecektir. Table name bölümüne tablo ismini yazıyorum. İşte kolonlar için ismini giriyorum. Veri türünü seçiyorum. İşte isim olarak varchar ve yaş olarak da integer seçtim. Gördüğünüz gibi tablo oluşturdu. Mesela add butonuna basarak buraya veri ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eklendi. Edit'e basarak düzenleyebilirsiniz. Veya delete'e basarak silebilirsiniz. Bu SQLite dosyalarını manipüle etmek için kullanılan bir eklenti. Şimdi Qt'e dönelim. Öncelikle pro dosyasını açıyorsunuz. Qt artı eşittir SQL komutunu yazmanız gerekmekte ya da gördüğünüz yerde yanına SQL komutunu ekleyebilirsiniz. Ardından hash dosyasını açıyorum. Qt SQL C++ sınıfına include ediyorum. Ardından private olarak bir Qt SQL database değişkeni bildiriyorum. Adı da veri tabanı olsun. Bu bizim veri tabanı değişkenimiz. Ardından bir tane QString bildiriyorum. Bu da veri tabanı dosyasının nerede olduğunu tutacak. Adı da konum olsun. Bir tane fonksiyon yazıyoruz. Bağlantıyı aç olsun. Bool olarak geri dönecek. Bu fonksiyonda veri tabanı bağlantısı açılacaktır. Konuma veri tabanının bulunduğu adresi gireceğiz. Ben nerede oluşturmuştum? İşte D video 4 adresinde neydi? Deneme.sqlite adında bir veri tabanı dosyası oluşturmuştum. Ardından veri tabanı eşittir Q SQL database 2.3 add database diyorum ve parametre olarak bakın Q SQLite yazıyorum büyük harflerle. Bu bizim SQLite kullanacağımızı belirtiyor. Ardından veri tabanı nokta set database name'e parametre olarak veri tabanımızın bulunduğu konumu giriyoruz.
Ardından if veri tabanı open diyoruz. Eğer veri tabanı açıksa QDebug ile işte bağlantının başarılı olduğunu belirteceğiz. Bağlantı kuruldu diyelim. Return true diyoruz. Bağlantı kurulduğu için true dönecek tabi. Eğer istiyoruz bu işte bağlantı kurulmadığı zaman da bağlantı kurulamadı diye QDebug'la yazdıralım. Ardından az sonra yazacağımız bağlantıyı kapa adındaki fonksiyonu çağırıyoruz. Ve tabi return false diyoruz. False değerini dönüyor. Tabi QDebug sınıfını include etmeyi unutmayın. Ekliyorum. Şimdi diğer fonksiyonu yazalım. Void bağlantıyı kapa, kopyalıp yapıştırıyorum. Veri tabanı close diyorum, kapatıyoruz. Veri tabanı bir remove database diyoruz. Parametre olarak QSQL database 2.3 ise bir 2.3 ise daha default connection. Şimdi CPP dosyasına geçebiliriz. Constructor yazacağız. Bir sorun var mı diye kontrol ediyoruz. Öncelikle bağlantıyı aç deyip bağlantıyı açacağız. Az önce yazdığımız fonksiyonu çağırdık. İşlemler bitince de bağlantıyı kapa deyip bağlantıyı kapayacağız. Bu özellikle birden fazla sınıf kullandığımızda karışıklığı önleyecek, daha efektif kullanmamızı sağlayacak bir yöntem. QSQL query diye bir değişken bildiriyorum. Bu değişkenle query'lerimizi çalıştıracağız. Parametre olarak veri tabanı değişkenimizi giriyorum. Evet, tekrar QDebug kullanacağız. Burada query'nin başarılı olup olmadığını anlamak için kullanacağız tabii. İsterseniz comment yapalım. Query diyoruz. Prepare ile önce hazırlayacağız. Insert into tablom, yani tablo adımız. Parantez içinde işte attribute adlarını gireceğiz. İsim ve yaştı, daha doğrusu yaz. Türkçe karakter kullanmadım. Parantezi kapatıyoruz. Values. Değerler ne olsun? Deniz girelim. Tırnak içinde. 33. Virgül diyorum parantezi kapattıktan sonra. Bir parantezi açtık. Ona da Sabri diyelim. Virgül. Ona da 44 diyelim. Alt satıra geçiyorum. Exec ile çalıştıracağız. Bunu QDebug'ın yanına yazalım. Exec fonksiyonun return type'ı boolean'dır. Başarılı olduysa true, başarısızsa false dönecek.
Yani çalıştırıldı yazdık. Projeyi çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çalıştırıldı. True diyor. Show All butonuna bastığımda SQLite Manager'da eklendiğini görüyorsunuz. İsterseniz değiştirelim. Başka bir şey ekleyelim. İsmail yaptım. Diğerini Zeynep yaptım. İşte 23 ve 14 yaptım. Tekrar projeyi çalıştırıyorum. Evet, yine türevlerin değeri döndü. SQLite Manager'da Show All'a bastığımda onların da eklendiğini görüyoruz. Şimdi isterseniz daha farklı bir şey yapalım. Select kullanalım. Select yıldız. From tablom diyorum. Şimdi buraya bir tablo ekleyelim ve tablo üzerinde göstermeye çalışalım. Table view ekledik. Point size'ını arttırdım. 25 yaptım. İsterseniz siz de daha fazla yapabilirsiniz ya da daha az. Bu sefer QSQL query model diyorum. Ona modelim diyelim. Modelim dedik. Set query deyip az önceki query'mizi set edeceğiz. Evet. Parametre olarak query'yi girdik. Az önce oluşturduğumuz query'nin değişken adıydı. UI TableView Set Model. Şimdi modelimizin değişken adını giriyorum. Modelimdi. Projeyi çalıştırıyorum. Evet, küçük bir hata aldık. Query'nin yanına sol tarafına yıldız ekledim. Ve gördüğünüz gibi tablomuz gösteriliyor. Point size mesela 44 yaptım. Bir de şimdi çalıştıralım. Şimdi biraz karışık oldu. En iyisi tekrar düşüreyim bunu. Daha da düşürüyorum ve 21 yaptım. Tekrar çalıştırıyorum. Bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir sorun görünmemekte. Şimdi biraz daha farklı bir şey yapalım. Tabloyu biraz sola kaydırdım. Yanına birkaç tane line edit ekleyelim. 1, 2. İşte isim yaptım birisini. Diğerine yaş yaptık. İki tane yeterli görünüyor. Label ekleyelim. İçine tabii isim ve yaş yazacağız. Bir tane ekledik. Üsttekine isim yazdık. Alttakine de yaş. Biraz düzenleyelim.
Fontları biraz daha büyütüyorum. Daha görünür olsun. Evet. Şimdi bir tane de buton ekleyelim. Daha doğrusu 3 tane buton ekleyelim. 3 tane eklememiz daha doğru olacaktır. 3 işlemi de test etmiş olacağız. İlki ekle olsun. İkincisi sil. Üçüncü de düzenli olsun. Sağ taraftan fontları biraz daha büyütüyoruz yine. Butonları düzenliyorum. İsimlerini de değiştirelim, ekle yapalım. İkincisi sil. Üçüncüsü de düzenli olsun. Push button alttan tıra düzenli. Önce aç dosyasını açalım. Bir tane yenile metodu yazalım. Bu yenile ile ekrandaki bilgiler yenilenecek, güncellenecek diyelim. Az önce yazdığımız her şeyi kopyalayıp yapıştırıyorum ve constructor'dan yenileyi çağırıyorum. Bakın programı test edelim. Çalıştırıyorum. Çalıştı, evet. UI dosyasını açtım. Tablo seçilirken Selection modu Single Selection yapıyorum ve alttakinde Select Rows yapıyorum. Yani sadece tek satır seçebileceğiz ve satır dışında başka öğe seçemeyeceğiz. Kullanıcıyı sınırlandırmış olduk. Çalıştırdım. Bakın sadece satırları seçebiliyoruz. Yine header dosyasını açtım. Bir tane QString değişkeni bildiriyorum. Seçilen olsun. Seçilen isim diyelim. Biraz daha düzenleyeyim. Şimdi go to slot diyorum. Tablomuza tıklayarak. Pressed Q model index parametresini alanı seçtim. Oluşturdum slotu. Seçilen isim diyorum. Eşittir UI table view model, burası biraz karışık. Data onun içine UI table view model index, içine de parametremiz index'i girdik. Index.row ve hangi sütun seçeceğimiz, sıfırıncı sütun, soldaki en soldaki sütunu seçeceğiz, isim sütunu ve toString ile string'e dönüştürüyoruz. Şimdi QDebug ile seçilen ismi Application Output bölümünde gösterelim.
Program çalıştırıldı. Evet, tıkladığımızda Deniz seçildi. Sabri seçildi, İsmail seçildi, Zeynep seçildi şeklini gösteriyor. Şimdi yine UI dosyasını açıyorum. Ekle butonuna basıp şey yapacağım. Bir saniye, got slot ile clicked signal'ını kullanarak bir slot oluşturduk. Önce isim adına bir değişken belirleyelim ve isim line editindeki metni buna atıyorum. Ardından yaş şeklinde biz kuyusunu bildirelim. Orada yaş line editindeki metni atalım. Buradaki kodu biraz kopyala yapıştırla buraya atabiliriz. Çok benzer bir kod olacak zaten. İşte bağlantıyı açtırdık. Ardından query bildirdik. Yine prepare diyoruz. Az önce yazdığımız gibi insert into tablom parantez içine isim virgül yaz. Parantez kapattık. Values. Şimdi verilere gireceğiz. Şimdi öncelikle tırnak işareti, ardından çift tırnak ve son olarak artı kullanmanız gerekiyor. Qt içindeki değişkenleri query'de kullanırken yaş için aynı şeyi yaptık. İşte çalıştırıldı bölümünde kopyalayıp yapıştırdık. Ve çalıştırıyorum, test edelim. Bir hata var mı acaba? Tabii en sonunda yenile fonksiyonu çağıracağız. Eklediğimiz şey tabloda gösterilecek. Bir isim yazalım. Kerem diyelim. 15 yaşında. Ekle dediğimizde listeye ekleniyor. Şimdi silme için benzer bir işlem yapacağız. İşte go to slot clicked diyoruz. OK butonuna bastık ve slot'ı oluşturduk. Kod çok benzer olacak. Yine kopyalayıp yapıştırıyorum. Sondaki bölümde aynısı olacağı için kopyalayıp yapıştırdım. Hatta bu bölümde aynısı olacak. Bunu da kopyalayıp yapıştırdım. Sadece zaten delete ile sileceğiz. Delete from tablom. Diyoruz. Where isim eşittir. Yine seçilen isim diyoruz. Yine tırnak içinde çift tırnak içinde iki tane artı ve seçilen isim yazdık arasına. Programı çalıştıralım. Bir tanesini seçtim. Mesela İsmail'i seçtim. Kerem seçtim. Sil butonuna bastığımda Kerem silindi. Gördüğünüz gibi veri tabanında da gözükmüyor artık. Zeynep'i siliyorum. Veri tabanında görünmüyor.
daha büyütelim. Son olarak düzenle butonuna da benzer işlemleri yapacağız. Ekle slotuyla çok benzerlik gösteriyor. İkisine de isim ve yaş değişkenini kullanacağız zaten. İsterseniz hepsini kopyalayıp yapıştırıyorum. Sadece prepare'in içindekileri değiştirelim. Update, tablo, set, isim, eşittir, yine tırnak, çift tırnak ve artı içinde isim, virgül, yaş, eşittir, tırnak içinde yaş diyoruz. Ver isim eşittir, seçilen isim. Yani böylece seçilen ismin olduğu satırı girdiğimiz verilerle güncellemiş olacağız. Programı çalıştırıyorum. Örneğin İsmail'in üstüne geldim. İsim olarak Zeynep yazıyorum. Yaş 13 dedim. Düzenliğe bastığında değişti. Tekrar üstüne geleyim. Bu sefer Hüseyin yazıyorum. Yaş 99 olsun. Düzenliğe bastığında düzenleniyor. Aslı yazıyorum. 11 yazıp ekliyorum. Ekleniyor. Sabri seçip sildiğimde de siliniyor. Evet, böylece bu videoda SQLite kullanarak basit bir program geliştirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.